Herkese merhabalar, İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün vatandaşlarımıza Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşını 6750 TL'lik zammını soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV her yerde, İlave TV sizleri seviyor. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın maaşına 6750 TL, %9'luk bir zam geldi. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi benim çok acil işim var, hastam var, onun için şey yapamayacağım. Sağ olun. İyi olmuş. Hayırlı olsun vatana, millete. Peki emekli... ne düşüneyim, diyecek bir şey var mı? Hiçbir şey demiyorum. Yorum yapmıyorum Erdoğan'la ilgili ya. Neden? Ya sebebi, bir kere zaten ülkenin bu halde olmasının sebebi bence Erdoğan. Açık kötü ve net. Ya kötü oldu tabii ki. İyi mi oldu sence, ben sana sorayım. Ben bilmiyorum. Yani kendi vatandaşını açken sen Suriyelilere bakıyorsun burada. Evet. Milyarlarca lira yardımda bulunuyorsun. E kendi vatandaşını aç senin. Peki yılbaşında zam olacak biliyorsunuz. Evet. Memura, işçiye, asker ücretliye ne kadar zam gelir? Hiçbir fikrim yok. Ne kadar gelir? 20 lira 50 lira arası bir zam gelir. O civarda. Aynen o kadar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Daha az. Bence geçinemiyor herhalde. Evet. Biraz vatandaş olarak herkesten bir en azından 5'er 10 lira kesilip Cumhurbaşkanı'na iletilmesini düşünüyorum. Öyle bir fon mu olsun? O olsun. Adamcağız geçinemiyor herhalde. Bir ülkeyi temsil ediyor. Dünya lideri deniliyor. Evet. O zaman mümkünse biraz daha destek olalım diye düşünüyorum. Ne kadar olmalı sizce? En azından Bilal Oğlan'ın şeyi kadar olmalı. Mal varlığının göstergesi kadar olmalı. Bir ya da en azından okçuluk derneklerim neyi var, tek kesim ne derseniz onun en azından 100 kat olmalı yani. Evet. Ben öyle düşünüyorum. Peki yılbaşında askeri ücretliye zam gelecek, işçiye, emekliye zam gelecek. Ne kadar zam gelir? Niye zam gelsin kardeşim? Yazık değil mi? O devletin bütçesi eksiliyor o zaman. Evet. Hiç zam gelmesin bence. Hatta işçiden, emekliden, memurlardan, bütün çalışanlardan bu Cumhurbaşkanımızın maaşına aktarma yapılsın diye düşünüyorum. Ne dersiniz bu fikrime? Güzel bir fikir. Güzel bir fikir. Bence böyle. Duyuruyoruz. Duyuralım. Duyuralım. Bence Cumhurbaşkanımıza destek olmamız gerekiyor. Evet. Cumhurbaşkanımıza destekte her konuda zaten manen destekçiyiz. Maneviyattan da destek olmak için her çalışan, hatta çalışan çalışmayan ayırt etmeksizin 5 lira ile 10 lira arasında her ay Cumhurbaşkanımızın maaşına katkıda bulunmamız gerekir diye düşünüyorum. Maaşlar da otomatikman kesilsin. Maaş olmayanlar da versin kardeş. Evet. Cumhurbaşkanı bizi temsil ediyor. Tipbox'lardan? Yani hepsinden. Oralardan verelim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Öneriniz için çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. %4 veren adama zıkkım olsun ona. Aynen yayınlayın da görelim de yani. Zıkkım olsun. Siz yılbaşında ne kadar zam bekliyorsunuz? Yüz verdi işte. %4 artı 4. Hesaplayın. Bana verdiği zam o. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben emekli olmadığım için daha emekliliğim de yok. Tamam, çalışıyorsunuz. Çalışmıyorum da şu anda işim de yok. Yok. EYT mağdur musunuz? Emeklilikte yaşamak. Aynen. Ne düşünüyorsunuz zam hakkında? Zam hakkında ben de aynısını düşünüyorum. Zehir zıkkım olsun. Tüy bitme tüketimden hakkını yiyorlar orada. Ne düşünüyorsun? 81.250 TL olmuş. Zehir zıkkım olsun diyorum. Ne diyeyim yani? Onun dışında bu Cumhurbaşkanlığı maaşı. Artı şey emeklisi var. Milletvekili emeklisi onu alıyor. Artı kendi normal başkasına çift dikişleyen adam 3 dikiş gidiyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani buysa adalet, bunun adaleti buysa yere basın öyle adalet. Partinin adı Adalet ve Kalkınma mı? Ben değilim. Ya güldürmeyin ya. Yani gülünecek bir şey. Adalet ve Kalkınma Partisi diye bir parti tanımıyorum çünkü yandaşları pestiyeler onlar, yandaşları. Vatandaşa? Bak benim işim yok, gidiyorum bak ben diyorum ki bana diyorum, bak çocuğum %100 özürlü diyorum. Evet. Diyorum ki bana bir hak verin, benim işim yok, gücüm yok diyorum. Adam bana bir şeyleri gösteriyor. Beni oradan alıyorlar, öbür tarafa yönlendiriyorlar. Oradan alıyorlar, o yana yönlendiriyorlar. Yani bizim bürokrasiler işlemiyor ki. Kendi bürokrasilerini işletiyorlar yani. Diye geliyor. Ha, onlara geliyorlar. Kapıyla yani çıktılar. Çin'de varlıkları var biliyor musunuz? Haydar Paşa Kavru'nu görüyoruz yani. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni görüyoruz orada. Yani bu sessizce böyle ihale olmaz ki. Vatandaşın malını kime veriyorsun sen? Yani böyle olur mu yani? Bu hakikaten adaletsizlik. Belediye ister istemez mecburdur. Şeyi devretmek zorundadır. Yasa gereği devretmek zorunda yani. Eğer belediye talep oluyorsa oraya kamu varlığı yani devletin kendi varlığı olan şey
talip olmuşsa ona devretmek zorunda. Ama götürdü adam, 3 bin lira maaş alan adam 10 bin liralık şirket kurmuş, arkasına 1 milyon liraya çıkarmış. 20 milyonluk elektronik şey nereden alıyorsun ya, nereden? Nereden geliyor bu? Yani insan bile düşünmek lazım. Halk düşünmesi lazım, yeter demeleri lazım ya. Yeter ya, soyulduk, soğana çevirdik ya. Vallahi bence çok yüksek yani fakire fukaraya emekliye geldiğimi %4 yani hiçbir adil değil yani. Siz yılbaşında ne kadar zam bekliyorsunuz? Ya da size ne kadar zam veriyor? Bize verecekleri %4 belirli haberlerde gösteriyor yani. 40-50 lira. Evet yani emekliyim ben, vereceği para o. Fazla mı sizce 6700 TL? Çok çok yüksek, çok yüksek efendim. 81.250 TL olmuş. Evet. Yani çok gelirler, uçurum yani. Halkın yani ne bileyim vallahi yani iyi bir şey değil yani bu. Çok diyorsun. Aynen. Çok. Çok teşekkür ederim. Oldu, ben teşekkür ederim, sağ olun. Ne düşünelim abi? Olan bize oluyor abi, millete oluyor. Onların rahatı yerinde. Ben normal olduğunu düşünüyorum. Yani bir cumhurbaşkanı olmak kolay değil. Yani onun düşündüğü şeyleri düşünmek de kolay değil. Yaptığı şeyleri. Evet. Hani oraya kadar çıkmak, zaten sonuçta kendi çıkmadı. Biz halk olarak çıkarttık. Bence normal olarak düşünüyorum. 81 bin TL bir cumhurbaşkanı için normal. Normal. Bence normal değil. Ne kadar olmalı? Ülkemizde aç susuz gezen insanlar var ama konuştuklarında, iktidara çıktıklarında işte bunu dile getiriyorlar ama bir icraat yok hiçbirinde. Saygımız var, çıkabilir, ona bir şey diyemeyiz ama yani dışarıdaki insanlara da mükafatta bulunmaları lazım diye düşünüyorum, benim düşüncem. Askeri ücretliye, memura, işçiye ne kadar zam bekliyorsunuz yılbaşında? Olacağını zannetmiyorum ya. Neden? Kötü mü ülkenin durumu ekonomik olarak? Ekonomik olarak kötü tabii ama yani bilmiyorum, düzelmeyecektir bence, böyle devam edecektir. Hatta daha da kötüye gidecektir. Ama bunun sorumlusu Cumhurbaşkanı veya üsttekiler olduğunu düşünmüyorum. Kim? Ya bilmiyorum ama onun da olduğunu düşünmüyorum. Kim olabilir? Yani. Vatandaşta mı var sıkıntı? Ya vatandaşta var. Sürekli dış ülkeye bağlıyız. Kimse çalışmıyor mesela. Kendimizde aramalıyız bazı sorunları. Biz de dahil. Hani insanlar neler neler yapıyor diğer ülkeler. Biz hiçbir şey yapmıyoruz. Yani bunu vatandaşlar mı yapıyor? Ülkeler yoksa kendi? Vatandaşlar da yani, aynen vatandaşlar. Sen ne yapabilirsin mesela tek başına? Ne üretebilirsin? Ne üretebilirim? Yani kendi koşullarınla bir vatandaşlar ne üretebilir? Ya şimdi bizim Türkiye insanın şeyi böyle, genetiği böyle. Mesela ben de dahil, hepimiz dahil. Çalışmayı sevmeyen insanlarız. Bir şey üretmeyi sevmeyen, hepsi her zaman hazıra konmayı seven insanlarız. Aslında biz çalışkan bir milletiz. Bence bu Cumhuriyet tarihimizden itibaren zaten biz çalışkan bir milletiz aslında. İmkan verildiğinde yapamayacağımız Türk milleti olarak bir şey olduğunu zannetmiyoruz. Ama o imkan veriliyor mu Türk milletine? Ya niye verilmesin? Bence her türlü imkan var. Var mı imkanı? Şey, var benim şu an var. Ya istesem ama isteme. İşte. Niye istemiyorsun? İsteme değil de yani bilmiyorum. Bence vardır imkan. Her zaman vardır. İmkansız diye bir şey yoktur. Önemli olan senin istemen. O şartları bize sağlayamıyorlar şu an. Aslında ülkemizde birçok mühendis olsun, inşaat mühendisi, doktor var ama yani o imkanı sağlayan bir iş imkanı yok bizim ülkemizde. Bu yüzden geriyiz zaten. Neden İnsan... Türkiye'de beyin göçü çok fazla? Neden çok fazla? Çünkü çok karşıt görüş var. Çok insan var bizim ülkemizde. Başta gelmek üzere Suriyeliler olsun, İranlılar olsun, bir sürü insan var bizim ülkemizde. Tek bir görüş yok. Mesela onun arkadaşı ona gidiyor söylüyor, o hemen kanıyor. Biz Türk milleti olarak çabuk kanan, çabuk gaza gelen bir insanız. Ama bir olayın sonunu düşünmeyiz. Sorgulamıyor muyuz? Sorgulamayız. Araştırma. Bizim Türk milleti sorgulamaz. Sadece kafasını dikine gider, iyisini yapar, kötüsünü de yapar. Eyvallah, çok teşekkürler. Rica ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Vallahi bunu gözüm görmeden inanmam. Nasıl göreceksin abi gözün? Gözünle nasıl görebilirsin yani? Ben kulaktan duyma şeylere inanmam. 81.250 TL'ye çıktı maaşı. 74.500 TL'den. Abi şimdi o dünyayla uğraşan bir lider. Evet. O para da ona ancak yetiyor. Ancak mı yetiyor? Ancak yetiyor. Evet. Ya bu dünyayla uğraşıyor. Bizle değil yani. Bir evde bir baba bir evladını idare edemiyor. 1000 lirayla idare edemiyor. O dünyayla, dünyayı idare ediyor. Evet. Yanında gidenler var, gelenler var, gazeteciler var. Cebinden mi ödüyor sizce? Örtülü ödenek var biliyorsunuz. Örtülü ödenek ayrı, cebinden ödediği ayrı. Evet. Siz bunları bilmiyorsunuz ama
Siz ne biliyorsunuz? Biraz da yanlı yayın yaptığınızı farkındayım ben bunun. Yanlı mı sizce? Ya, siz de bu soru yanlı. Kim sorabilir sizce bu soruyu medyadan vatandaşa? Vallahi vatandaşın Allah'la kalbinin arasındaki olan bir şeydir. Bu soruyu ben hiç medyada şöyle bir düşünün. Hiçbir medyaya inanmam. Bak bunu evet. Söyleyeyim size. Evet. Hiçbir medyaya inanmam. Vatandaşa bu soruyu sorabilirler mi? Ama yansız. Sorabilirler mi? Sorabilir. Sorabiliyorlar mı? Cesaretleri var mı? Sorsunlar. Cesaretleri varsa sorsunlar. Sorsunlar yani. Sorarlar mı? Sorabilirler. Niye sormasınlar? Peki siz ne kadar zam bekliyorsunuz efendim yılbaşında? Vallahi ben sana söyleyeyim bir canım benim. Bak ben açık konuşayım. Evet. Benim bir gelirim yok. Evet. Engelli maaşıyla, eşimin engelli maaşıyla, bakım parasıyla geçinen bir insan. Ne kadar? Müsaadeniz. Tabii. Ben daha önce bu Tayyip Erdoğan başa gelmeden önce 3 ayda bir 70 lira alıyordum. Evet. Eşimin engelli maaşını. Şimdi ne alıyorum ben? 800 lira maaş alıyorum. Engelli maaş alıyorum. Evet. 1400 lira da bakım parası alıyorum. Evet. Ve ben bundan geçiniyorum ve halime şükrediyorum. Şükrediyorum abim. Şimdi adamlar 3-5 milyar para alıyor. Yok diyor. Doymuyoruz diyor. Yalan söylüyor. Herkesin altında sıfır araba var. Herkesin altında istediği yere gidecek parası var. Tatile gidecek parası var. Ama ben buna şükrediyorum halime. Bu ülkede askeri ücretli tatile gidebilir mi memur? Ya asker ücretli gidemez. Tamam. %40'ı neredeyse ülkenin askeri ücretli. Tamam gitmeyebilir. Memur gidebilir mi? Ya memurun da ona göre maaşı vardır. Gideni var, gitmeyen var. Mesela ben 50 liralık yere giderim, o 1000 liralık yere gider. Yani ben tatil. Her memurun da tabii kendine göre bir geliri vardır. Yani şimdi ben diyemem ki şu memur fakirdir, şu zengindir. Kimse kimsenin kalbini bilemez. Şimdi senin ne kadar paran olduğunu ben ne bileyim ben. Sen benimle bak ben sana olduğunu söyledim. Tabii. Yani gerçek bu yani. Ben bilmiyorum. Hakkımızda neyse hayırlısı olsun. Ben hep onu söylerim Allah'tan. Başımızda kim gelirse de hayırlısını da Allah o versin. Hayırsızını da Allah hiç ıslah etsin diyeyim. Başka ne diyeyim ben? Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Amca merhaba. Merhaba. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına 6750 TL zam verildi. Siz ne düşünüyorsunuz? Az. Az mı? Az. Ne kadar olmalıydı? Ya bir 30 milyar olması lazım o adamın hakkı aslında. Şu anda 81 bin 250 TL. Askeri ücretli 2 milyon lirayla zor geçiniyor. Bu adam demek ki bu parayla geçinemiyor yani. En azından bir 30 milyar olması lazım bu adamın maaşı. 81 bin lira zaten. Tamam anlıyorum ben. Ha zam 30 bin lira olmalı diyor. Tabii canım adam zayıf. 100 bin lira. Zor geçiniyor ya gemicikleri var. Yani o adamın masrafı daha çok aslında. Bu memlekette gemiyle gezmek kolay mı? Benim yaşım 67. Benim bir bisikletim yok. Adamın 12-13 tane gemisi nereden geliyor bu? Evet. Nereden geliyor? Hiçbir ya Türkiye başıboş bir memleket. Vallahi başıboş. Demin ki amcamız hak ediyor diyordu. Adam 3 yerden 4 yerden maaş alıyor. Nereden bu ya? Başıboş olmasa bu kadar 3 yerden 4 yerden maaş mı alır adam? Siz ne kadar maaş yazık bekliyorsunuz ya. Yıl başında? Vereceği 30 lira verirse yani. 30 lira bile vermez. O da olmaz. O da olmaz. Şükredeceğiz diyor amca demin ki. Mecbur ne yapacak yani? Siz demin dediniz ki vay efendim askeri ücretli tatile gidebilir mi? Adam buradan köyüne gidemiyor ya. Korkut elinin köyüne gidemiyor adam. Yok adamın cebinde. Nasıl gitsin tatile? Nasıl gidecek tabii. Tatile nasıl gidecek? Çok sağ olun. Teşekkürler. İyi günler. Hak edeni hak ediyorsa alsın, hak etmiyorsa haram olsun. Sizce? Ben oraya kadar giremem. Oraya ben ne bileyim ben bir milletvekili kaç para alıyor? Çok mu az mı? Zam sizce? Ya vallahi, da aldığı maaş. Vallahi onu bilmem. Ben bilemem. Ben Avrupa'da yaşıyorum. Evet. Orada burada ben pek haberim yok. Ama oradakilerin de cumhurbaşkanlarının da şeylerinde en azından 30 bin euro maaşı var. Evet. Kişi ona başı geliri 35 bin euro zaten oranın ya. Yok alakası yok babam. Niye? Ya. Ben orada 50 senedir oradayım. Evet, ne kadar orada kişi başı gelir? Ben acı ölüyorum. Neredesiniz? Ben Almanya'dayım. Almanya'da. Ben acı ölüyorum orada. Neden? Neden yetişmiyor maaşım? Ne kadar alıyorsunuz? 1000 lira maaş alıyorum. 1000 euro alıyorsunuz. 1000 euro ile zaten zor geçiniyorsun. Zor geçiniyorsun. Benim 300-400 lira ev kiram var. Evet.
Ceren parası, gaz parası, duz parası, araban var. İçinde değil mi? Yok. Ev kirasını. Yok, hepsi. Benim 1000 lira devletten aylığım var orada. Ne aylığı o? Ya emekli maaşım. Emekli maaşınız. Ben onun için buraya geliyorum. Yoksa ben orada yaşayamam. Avrupa'yı abartmayalım bu kadar canım. Ben tam 70'te gittim. Ha, bu, bir, iki ay sonra. Ne iş yaptınız orada? Ben 30 sene Opel firmasında şeylik yaptım. Çalıştım, işçilik yaptım. Evet. 30 sene. 3 sene Volkswagen'de çalıştım. Geri tarafında ilk vardığımda inşaat dalında çalıştım. 35 sene full çalışmışlığım var. Aldım 1000 euro maaş. 1000 euro ile burada 7000 lira. Ya burada, onun için ben buraya geliyorum. Sizce iyi mi burası? Burası dünyanın cenneti. O bakımdan değil, ekonomik olarak da. Ekonomi, zaten cennetiz. Tabii. Ondan da yana bir... Ekonomi de şeyine göre, yorganına göre az ayak uyduracaksın, babam uzatacaksın. 7000'e göre iyi yani. Ya 7000'e göre, bana göre iyi şimdi. Evet, ama burada çalışan demiş, o da alıyor 3-4 milyar maaş alıyor. İşte, kim alıyor? Benim mahallemde çalışan inşaatçılar alıyor babam ya. Yövmeci mi? Yövmeci tabii. Asgari ücret ne kadar Türkiye'de biliyorsunuz? 2020 lira mı? Evet. Orada Avrupa'da kaç para? Ne kadar orada? İşte 980 lira. 840 asgari lira. Asgari ücret ne kadar alınıyor? 840 lira. Hayır. Ya? 1600 lira. Ben niye alamıyorum o zaman? Asgari ücret almıyorsunuz ki. Ya tamam. Şimdi 1600 euro. Et ne kadar Almanya'da? Benzin ne kadar Almanya'da? Gıda ne kadar? Giyim ne kadar? Bir dakika. Evet. Ha. Burada domatesin kilosu kaç para? Ne kadar burada? Burada 150 kuruş 2 lira. 2,5 lira en fazla. Orada kaç para? Ne kadar? 4 euro. Nerede 4 euro? Tabii. Biz kendimiz görüyoruz. Bize fotoğraflarını atıyorlar. Fotoğraf 0,90 euro. 1 euro bile değil. Şimdi sen atma öyle şeye. 1 euro bile değil. Böyle fotoğraf atmaya bakma. Yaşayana bak. Ben orada yaşadım. Sen burada yaşıyorsun. Buranın şimdi ama bilmesin. Öyle diyorsunuz da oradan yaşayanlar atıyor onu. Şimdi bırak. Oradaki ne? 400 gram çarlıson biberler kaç para orada biliyor musun? Ne kadar abi? 1 lira 49 kuruş. Tamam. Buraya çarp. 1 euro yani. 1 lira. 1 lira yani Türk parasıyla 1 lira. Aynı çarparsan. Türk parasına 1 lira olur mu? Maaşını da çarp o zaman. Çarpıyorsun. Oradaki adamın maaşını da çarp. Oradaki kirayı da çarp o zaman. Ben 400 işte, ben 4. Şimdi şöyle düşün. 1600 lira burada alıyor değil mi adam? Ha. 1600 lira da orada alıyor düşün. Orada, 1600 lira burada alıyor mu? Ha. 1600 TL. Ha. 1600 TL de Almanya'da alıyor. Değil mi? 1600 TL alıyor. Ha. Çarpma 7 ile. Çarpma. Evet. Et Türkiye'de ne kadar? Ya 30 40 lira 50 lira. 50 lira. Orada ne kadar? 10 5 euro. Ya 5 lira. Ya 5 lira euro et yok ya. Tamam 10 euro de. 10 euro 5 katı. Burada 65 lira yapıyor 10 euro. İşte 5 katı. Heh. Amcacığım çarpma. Çarpmadan hesapla. Maaşını çarparsan orası tamam. 40 bin lira yapıyor. Tamam maaşını çarpmadan. Şimdi oranın maaşıyla orada yaşarsan zor. Oranın maaşını buraya getirirsen kulluk kulistanlık. Nasıl zor? Oradan herkes diyor çok memnunuz diyor. Memnun olanlar, çalışanlar memnun olabilir. Benim gibi emekliler memnun olamaz. Emeklisi de memnun genelde. Yok. Yok abi. Onu yaşayana sor. Yaşamayana değil. Ben 50 senedir oradayım. Burada Almanya'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan gelen gurbetçi vatandaşlarımızla röportaj yapıyoruz. Tamam. Geneli zaten oranın ekonomik şartların çok çok iyi olduğunu, sosyal yardımları aldıklarını, kira yardım, çalışmayan insanlarına yardım aldıklarını söylüyorlar ve biliniyor zaten. Burada da alınıyor peki o. Nerede alınıyor? Alınıyor mu burada? Hayır, nerede alınıyor? Yani nerede alınıyor? O Fransa'da, Almanya'da veriyorlar. Sosyal ev, konut veriyor. Burada da veriyorlardı. Türkiye'den dışarıya çıkmamış beyefendi. Yok tam tersi Almanya'dan Türkiye'ye yani, gelmemiş. Bak, beyefendi ya, Türkiye'den dışarı çıkmamış değil mi? Sizden. Almanya'da sosyal konut da veriyor, çalışmayana sosyal maaş da veriyor. Ne veriyor? He? Ne veriyor? Ne veriyor? Hiç çalışmayan adama veriyor. Tamam, Türkiye'de veriyor mu? Türkiye'de veriyor ne mu? Veriyor, Türkiye'de burada. Veriyor mu? Türkiye'de vermiyor mu Türkiye'de? Vermiyor tabii. Ya bırakın ya. Şimdi bu kadar kötülemeyin ülkenizi ya. Nasıl kötülemeyeceğiz ya? Nasıl kötülemeyeceğiz ya? Ne demek kötülemeyeceğiz ya? Kendilerine %9 zam yapıyorlar. Emekliye çalışana %4 yapıyorlar ya. Hani fark nerede? Ya sen lütfen ya, rica ederim ya. Ya seni beni vatandaş olarak saymıyorlar ya. Vallahi onların kendi görüşleri. Ben fazla bir şey bilmiyorum. Emekli misiniz? Emekliyim. Ne kadar maaş zam bekliyorsunuz yılbaşında?
biz insanların keyfine kalırsa bir sürü zam bekliyor. Ne kadar bekliyorsunuz? Ne kadar olursa sizin maaşınız geçinirsiniz. 100 lira değil de örneğin 200 lira bekliyorum. İlk rahatça geçinirsiniz. Yok mesela 2 lira maaş alıyorsam 250-300 lira daha olursa mesela rahat değil de normal geçinirim. Biraz daha nefes alıyorum. Tabii canım evet. Evet. 40 lira geliyor genelde. Ha, 40 lira geliyor ama tabii onu da artık bizim seçtiğimiz kişilerin yani muhteremlerin diyelim. Evet. Onların kendi hesaplarına göre demek ki öyle uygun görülüyor, öyle oluyor. Razıyız. Razı değilsen bile razı olacaksın. Mecbursun. Mecbursun. Şükür. Öyle. Çok teşekkür ederim. Elhamdülillah diyelim. Sağ olun. Peki, görüşmek üzere.